Şarkının dediği gibi bütün çiçekler annelere ama öncelikle özel annelere. Hiç kimse engelli çocuğu olan anneleri görmeden ben çocuk büyüttüm demesin. Vücudumda çeşitli anormallikler vardı. Eşim ve ailem çocuğumun durumunu yani Down mu olduğunu öğrenmişler. Ama oğlum 10 yaşında. 2,5 yaşındayken otizmli olduğunu öğrendim. Doktor acı gerçeği söylediğinde dünyam bitti. Eve geldim ağlamama engel olamıyordum. Bütün tahlillerimiz yapıldı. 15 gün sonra tahlil sonuçlarını alacaktık. Bu 15 günü hep dua ederek geçirdim. İyi sonuç gelmesi için. Ama artık ben Down sendromlu bir çocuk annesiydim. Ilık, sevgim bir başkadır içinde anne. Her yerde. Sensin benim güzel annem. Güneş yüzü, altın kalbi, ağır başlı, tatlı dilli. Meleklerin eşi sanki. Sensin benim güzel annem. Annem için de şiir okuyacağım. Buradaki anneler için de. Başlayayım. Sizleri dinledikten sonra burada konuşmanın gerçekten çok daha zor olduğunu, anlatacağım şeylerin çok daha basit kalacağını biliyorum. Sizler bu özel çocuklara sahip olan anneler. Sizlere Yüce Rabbim birer melek bahşetmiş ve cennetin baş misafiri sizler. Deniz Yıldızı Zihinsel Engelliler Derneği'nin düzenlediği panel duyguların en yoğun yaşandığı zaman dilimine dönüştü. Özel annelerden sonra söz alan dernek başkanı Emin Alp Kahraman, engelli çocuğu olan annelerin yaşamda nelerle karşılaştığını özetledi. Eğer insansak, üstüne bir de kadınsak, üstüne bir de anne olmuşsak, sadece kendimizden mesul değiliz. Başka çocuklardan, başka düzenlerden de mesuluz. O yüzden bugün benim annelerimi dinlerken kendinize birkaç soruyu sormanızı istiyorum. Bunu özellikle rica ediyorum. Öncelikle şunu düşünmenizi istiyorum anneler konuşurken. Bir çocuk doğurdunuz. Yürümeye başladı, elini tuttunuz, sokakta gidiyorsunuz. Yanınızdan geçen her insan size ve çocuğunuza dönüp dönüp bakıyor. Tuhaf bakışmalar, şükür olsun halimize demeler. Çocuğunuzu aldınız, parka gittiniz, yürümeye, koşmaya başladı. Normal denilen çocuklar çocuğunuza yaklaşmaya çalıştığı anda normal denilen anneler, yaklaşma, yanıma gel, nereye gidiyorsun diye seslenir. Bu içinizi ne kadar acıtır? O engelli çocuğun annesi siz olsaydınız ne yapardınız? Çocuğunuz okul çağına geldi, okula gitmesi gerekiyor. Özel eğitime muhtaç bir çocuk. Özel eğitim öğretmenlerinin olduğu, özel eğitime uygun hazırlanmış sınıflarda eğitim alma hakkı var. Ama öyle bir sınıf yok. Okulun ya tuvaleti özel eğitim sınıfına çevrilmiş, ya kantin bölünmüş. Çok özür dileyerek söylüyorum, ahıra benzeyen sınıflarda. Çocuk okula başlıyor, kesinlikle düzeyine uygun sınıfa yerleştirilemiyor. Çünkü normal sınıflarda kaynaştırma adı altında vermemiz gereken çocukları sınıf öğretmenleri sınıflarını istemiyorlar. Veliler bizim çocuklarımızı sınıflarında istemiyorlar. Hepiniz bu çocuklara sahip çıkmak zorundasınız. Bu annelere güç olmak zorundasınız. Sizin yaratılış nedeniniz sadece kendi çocuklarınızı büyütmek değil. Sadece kendi kapınızı kapatıp oh bugün de güzel geçti, paramız da var, pulumuz da var demek değil. Markete gittiğinizde çığlık çığlığa bağıran, kendini yerlere atan, yazar kasanın sesinden beyni uldayan çocuk sizin çocuğunuz da olabilirdi. O anneye garip garip bakmanın ona bir yardımı yok. Onlara nasıl yardımcı olabileceğinizi lütfen vicdanlarınıza sorun. Annelerin anneliğinizi, kadınlığınızı, insanlığınızı sorgulayın lütfen. Ben iki çocuk büyüttüm. Anneliğin çok zor olduğunu düşünürdüm bu işin içine girene kadar. Çok zor çocuk büyüttüm, çok meşakkatli yollardan geçtim derdim. Ben anneliği bu arkadaşlarımdan öğrendim. Ben sadece evde bakım hizmeti verdim, yedirdim, içirdim, barındırdım. İki tane çocuğu büyüttüm, başka hiçbir şey yapmadım. Sizler de bu salonda olan normal denilen çocukları büyüten annelerin de benden çok farklı olduğunu sanmıyorum. En büyük derdimiz ateşinin 39'a çıkması oldu çünkü. Lütfen benim annelerime ses verin, kulak verin. Ses vermekle, kulak vermekle kalmayın. Bu panelden sonra bakış açınızı değiştirin ve güç verin. Çok teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz için.